Evet değerli arkadaşlar merhaba. İleri düzey bir okuma parçası ile birlikteyiz. Hemen bakalım başlığımıza. See how a sneeze. A sneeze bir hapşırık anlamına geliyor. See anla. How a sneeze can launch. Bir hapşırığın nasıl atabileceğini, nasıl yayabileceğini. Launch demek fırlatmak manasına geliyor. Launch ifadesi aynı zamanda füze atmak vesaire manalarında da kullanımları var. Buradaki how ifademiz noun clause olarak karşımıza çıkmış. Ne yapmış? Fiilin nesnesi konumunda bir ifade olmuş. Hatırlayalım. Noun clause'larımız isim yerine geçer. Özne ya da nesne konumunda kullanılırlar. Anla neyi? How a sneeze can launch. Bir hapşırın nasıl atabileceğini anla. Neyi nasıl atabileceğini? Germsleri neleri? Mikropları nasıl atabileceğini anla. Nereye? Much farther than six feet, altı ayak uzunluğundan farther uzak demek, çok daha uzak demek. Much farther ise daha, çok daha uzak demek. Altı fitten çok daha uzağa nasıl atabileceğini see, anla, gör şeklinde bir ifade kullanımına gidilmiş. Lydia Buroiba, a flute şeklinde devam eden bir ifadem var, dikkat iki virgül arasında verilen ifadem ne olarak verilir? Bize ek bilgisi alır. Burada sağladığı ek bilgi bizim için Lydia Borobia'yı anlatıyor bizim için. Hemen bakalım bu kişi kimmiş acaba? Eflut Dynamics. Bir flut dynamic'iymiş. Yani bir akışkan dinamosu, dinamiymiş, Dinamik bilim insanıymış. At MIT, MIT de şeklinde bir ifade kullanımına ne yapılmış burada? Gidilmiş devam ettim. Has spent the last few years. Son birkaç yılı ne yaptı geçirdi. Burada dikkatimizi vermemiz gereken kısmımız ne? Have has verb üç ifadem. Buradaki have has verb üç present perfect olarak kullanılmış. Present perfect olarak kullanılmasının sebebi the last few years. Son birkaç yılda. Son birkaç yılda. Ne zamana geliyor dikkat? Bugüne geliyor. Now noktası ile eğer ki benim bir temasım varsa present perfect kullanımına ne yapmam lazım? Gitmem lazım. Nasıl geçirdi? Dikkat. Spend fiilinin burada bir özelliği söz konusu olacak. Kullanarak geçirdi. Spend fiili devamında verb'ü verb ing almasıyla çok sıklıkla verb ing alır diyelim. Ne yapıyormuş? Geçirdi. Son birkaç yılı kullanarak geçirdi. Niye kullanarak geçirdi? High speed cameras. Yüksek hızlı kameraları ve yine ışığı kullanarak geçirdi. Bakın önemli bir yapımız var burada. To reveal how. To reveal ifadem asıl önemli. Burada bakın dikkat. Kameraları yüksek hızlı kameraları ve ışığı kullanarak harcadı, geçirdi. Ne yapmak için yapmış bunu? To reveal. Açığa çıkarmak için. Dikkat. Mekmak için anlamında söylüyorum to verb'ü. To verb'ün en yaygın kullanımı amaç bildiren "mekmak make için" anlamına gelen ifadedir. Bunun dışında buradaki to verb yerine in order to ya da so as to ifadelerinde ne yapabilirdim? kullanabilirdim. To reveal ifadesinden sonra gelen how ifademiz burada ne yapmış? Bir noun clause oluşturmuş. Yani reveal fiilinin nesnesi konumunda gelmiş. Neymiş açığa çıkarmak? Neyi açığa çıkaracak şeklinde sorumuzu soruyorum. How expulsions from the human body? Expulsion atma, çıkarma, atık diyelim. İnsan vücudundan gelen atıkların, expulsionların nasıl, how, nasıl patojenleri yayabileceğini açırma, açığa çıkarmak için diyor. Kameraları ve ışığı kullanarak ne yaptı son birkaç yılını geçirdi. Hangi patojenler, dikkat, patojenleri yayıyor. Nasıl, hangi patojenler? Such as the novel coronavirus. Novel korona virüsü gibi diyoruz. Burada such as ifadesi, patojen ismini ne yapmış? Örneklendirme yapmış. Örnekleme yaparken ben, örnek verirken such as ifadesini çok sıklıkla kullanıyorum. Burada such as ifadesi yerine yine like ifadesi de ne yapılabilirdi, kullanılabilirdi. Buraya dikkat saç ifadesi genellikle örnekleyeceği ismin yani burada buradaki durumda patojen isminin genellikle eğer ki eğer ki sayılabilen bir ifade ise çoğul olmasını genellikle gerektirir. Bu da önemli bir detay diyebiliriz. Slow to 2000 frames per second. Buraya önem verelim. Şimdi slow fiili burada bakın dikkat. Verb 3 olarak kullanılmış. Böyle bir durum gerçekleştiğinde daha doğrusu benim fiilim, benim fiil olarak atfettiğim şey buradaki gibi, verb 3 gibi, verb ing gibi bir kısaltma olarak kullanıldığı durumda. Bu durumlarda ortak özne kısaltma olma olasılığı çok büyüktür. Verb ing için bazı başka durumlarda geçerli. Verb ing'nin özne konumunda kullanıldığı durumlarda var. Yani özne olarak verb ing kullanımı. Veya da özne olmadığında işte buradaki gibi kısaltma olarak da kullanılabilir. Burada ancak ne yapmışız? Verb 3'ü kısaltma olarak kullanmışız. Böyle bir durumda yapmamız gereken şudur. Bu verb 3'ümüz girecek. Virgül sonrasındaki özneyi ne olarak alacak? Bir ortak özne olarak alacak. Baktım. 2000 frame'e. Frame'e saniyede per second dikkat. Saniyede her saniyede 2000 diyor. O video işte çerçeve vesaire fotoğraf bilmem ne, karesi ne yavaşlatılan dikkat bakın yavaşlayan değil word olduğu için pasif bir kısaltma yavaşlatılan laboratuvardan gelen video ve imajlar show that gösteriyor neyi gösteriyor bakın burada da show that ifadesi ile birlikte ne yapmış oldum? Bir noun clause girdisi yakalamış oldum. Show fiilini ne yaptı? Nesnesi konumunda bir noun clause kullanıyorum. Gösteriyor. O zaman sorum şu. Neyi gösteriyor? A fine mist of mucus. Mucus balgam demek. İşte uygun bir diyor balgam sisi, buğusu ve sal yası. Can burst from a person's mouth. Bir kişinin ağzından ne yapabilir? Burst patlayabilir, çıkabilir. Buradaki can burst ifadesi ihtimal manasında, olasılık manasında aslında kullanılmış. Olabilir böyle bir şeyin olasılığı var. Bir kişinin ağzından bu ne yapabilir? Burst yapabilir, çıkabilir. Nasıl çıkabilir? At nearly 100 miles an hour. Yaklaşık olarak 100 mil hızda çıkabilir an hour saatte and travel as far as 27 feet. Burası da önemli bir ifade. S as, as yapımız var burada. Bakın seyahat edebilir diyor. Nasıl seyahat edebilir? 27 adım kadar uzağa seyahat edebilir, gidebilir. As as ifadesi e kadar anlamına gelir. As as ifadesi arasına adjective alabilir. adverb alabilir. Bunların dışında noun alacağı durumlarda öncesinde much gibi, many gibi, few gibi ya da little gibi bir ifade gerekli vardır. When the sternutation is over. Sternutation aksırma demek. Sternutation over olduğunda over üzerinde anlamı var. Aynı zamanda bitme anlamı var. Yani hapşırma, aksırma, bit diyor. Bit, beni burada ne yapıyoruz? Uluyoruz buna. Bittiğinde ne gerçekleşirmiş böyle bir şey bittiğinde? A turbulent cloud of droplet containing gas. Burası özne grubumuz. Neymiş? Bir türbülans şeklinde bir bulut. Bir bulut. Ne? Droplet containing gas. Damlacık içeren bir gaz. Damlacık içeren bir gaz. Buraya tekrar bakalım. Diyor ki damlacık içeren bir gazın. Gazın. Bir türbülans şeklindeki bulutu. Can remain suspended. İşte bu. Aksırma gerçekleştiğinde bu ne yapabilirmiş? Suspended bir şekilde kalabilirmiş. Suspend askıda kalmak demek. Askıda anlamına geliyor suspended ifadesi. Askıda kalabilir. Ne kadar kalabiliyor? Birkaç dakikalığına askıda kalabiliyor. Böyle bir ne var? İhtimalimiz var. İhtimal manasında kullanılan buradaki can yerine may ya da my ifadesi ya da could ifadesi ne yapılabilirdi? Kullanılabilirdi. Bakın bunun kalmasının bir şartı varmış. Bu şartı gösteren ifademiz ise depending on ifadesi depend on. E bağlı olarak anlamına geliyor. Neye bağlı olarak kalabiliyormuş? The size of the droplet. O zaman bu damlacığın boyutuna bağlı olarak birkaç dakika için havada asılı kalabilir. O zaman damlacık boyutuyla bağlantılı olarak havada asılı kalma olayımız ne yapıyor? Değişiklik gösteriyor. Bakalım. Understanding exactly how these clouds travel and disperse. Bakın dikkat. Şunu söylediğimizi çok net hatırlıyoruz burada. Understanding ifadesi. Bir önceki ifade ne vardı? Slowed vardı. Verpage ve özneyi ortak özne almıştı. Buradaki understanding ifadesi. Verb ing özne aynı kısaltma olabilir aynı zamanda da özne konumunda bir verb olabilir. Bunu anlayabilmek için şunu görmek lazım. Devam ediyorum ben. Öznem burada nerede tamamı? Understanding exactly how this class travel and disperse özne grubum. Burada is ile başlayan ifadem ne yapmış? Fiile geçmiş. Eğer ki burada verilen is critical ifadesinin hemen önünde bir virgül olup sonrasında da subje ile beraber iz olmuş olsaydı understanding ifademiz ortak özne olmuş olurdu. Ancak burada böyle bir durum olmadığından dolayı understanding ki özne konumunda kullanıldığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bunu da çevirirken bakın nasıl çeviriyoruz. Tam olarak anlama. Tam olarak neyi anlama? How these clouds travel? Bu bulutların nasıl seyahat ettiğini, hareket ettiğini ve nasıl disperse? Disperse yaymak, dağılmak demek. Nasıl dağıldığını anlamak. Neymiş bu? Is critical. Critical demek hayati demek. Crucial, essential, vital diyebiliriz. Very important diyebiliriz burada sinonimler olarak. Çok önemli, çok hayati. Ne için çok hayatiymiş? To containing infectious respiratory diseases. Enfeksiyonlu solunum hastalıklarını içermede contain daha doğrusu contain yapmada durdurmak diyelim bakın dikkat. Contain ifademiz genellikle içermek manasına gelir. Ancak buradaki durumda sınırlandırmak, durdurmak belli bir noktada e as kalmasını sağlamak anlamında kullanılmış. O zaman burada şunu diyoruz. Enfeksiyonlu solunum hastalıklarını nasıl bu enfeksiyonlu solunum hastalıklarını COVID-19 gibi COVID-19 gibi de dikkat. Saçez ifadesi yine öncesindeki noun'u ne yapmış? çoğul olarak düşüş salmış, Bunu örneklendirmiş ve COVID-19 ifademiz karşımıza ne yapmış? çıkmış. COVID-19 gibi enfeksiyonlu solunum hastalıklarını durdurmada kapana sıkıştırmada, kısıtlamada, sınırlamada hayatidir şeklinde bir çeviriye ne yapmışız burada? Gitmişiz. Many knowledge gaps. Birçok bilgi açığı, boşluğu, aralığı. Yani birçok bilgi boşluğu varmış, bilgi sıkıntısı varmış. Bunlar ne yapıyor? Remain kalıyor. Nasıl kalıyor? Over how it spreads. It dediği burada hastalık işte COVID-19. Covid-19'un bakın dikkat burada havla başlayan ifademiz bir noun clause oluşturmuş. İsim cümleciği olmuş. Bu ifadem işte ne yapmış? Over edatından sonra gelmiş. Noun clause'ları unutmayalım. Ee, özne konumunda kullanılabildiği gibi nesne konumunda da kullanılabiliyordu. Nesne konumunda genellikle fiilden sonra kullanılan non clause'ları görüyorum. Non clause'larımızın aynı zamanda edat sonrası kullanımları da mevcuttur. Buradaki örnekte gördüğümüz gibi. How it spreads, onun nasıl yayıldığı üzerinde birçok bilgi açığı vardır, kalır, durur şeklinde bir çeviriye burada ne yapıyorum? Gidiyorum. Hala sıkıntılar varmış. Borobias Research, onun araştırması highlight yapıyor. Ne yapıyor? Vurguluyor, üzerinde duruyor. Neyi vurguluyor? An ongoing scientific debate. Ongoing devam eden demek. Sinonim olarak burada lasting ifadesini ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Ne yapıyormuş? Vurguluyor. Neyi vurguluyor? Devam eden, süre gelen bir bilimsel tartışmayı vurguluyor diyoruz. Ne yaptın? ne ile ilgili diyorum? About how the new. Dikkat. Bir önceki ifadedeki over how'da görebileceğimiz gibi burada da about how ile birlikte bir başka edat sonrası kullanılan non clause örneğini ne yapmış oluyorum? Görmüş oluyorum. Süre gelen bir bilimsel tartışmaya vurgu yapıyor. Bir şey ile ilgili sorum şu. Ne ile ilgili? How the new coronavirus moves through the air. Hava yoluyla yeni koronavirüsünün how, nasıl hareket ettiği ile ilgili süre gelen bir bilimsel tartışmayı vurguluyor. İşte bunu vurgulaması acaba ne yapıyor? Unutmayalım. Virgül artı verb ing ifadelerimiz üç manada kullanılıyor. Bunlardan en yaygını ve bir birincisi ki bu manasında öncesindeki cümlenin tamamına daha doğrusu genellikle eylemine olaya gönderim yapan bir durum. İkincisi öncesindeki ifadenin öznesine gönderim yapıyor. Bu durumda benim çevirim ve şeklinde oluyor. Üçüncüsü ise hemen önündeki ismi niteliyor ve normal bir adjective clause olmuş oluyor. Buradaki durumda anlamdan çıkarmaya çalışacağız. Genellikle ki bu dediğimde ki bu şeklinde çevirdiğimde yanılmamış oluyorum bakalım. Bu araştırma vurguluyor yeni korona virüsünün nasıl hava yoluyla hareket ettiğini. Bu da ki bu gösteriyor ki bu gösteriyor. Bakın ki bu şeklinde çeviriyorum. Bunun böyle hareket etmesi gösteriyor. Neyi gösteriyor? Such airborne transfer. Böyle hava kökenli bir hareket transfer. Burada yine üzerinde durmamız gereken bir noktamız var. Such ifadesi, such ezi gördük şu ana kadar bu metnimizde gibi anlamında bir örneklendirme yapıyordu. Such that ifademiz var ayrı yaz, ayrı yazılan. O kadar ki manasına geliyor. Aynı zamanda bakın saç ifadesi her zaman hemen her zaman daha sonrasında isim alır ve bu noktada da direkt isim aldıysa saç det gibi bir kalıp değilse böyle şeklinde çevrilir. Suggesting gösteriyor neyi? Böyle hava kökenli hareketin may be more likely, may be more likely daha muhtemel olabileceğini gösteriyor. Then, previously told, öncelerde düşünüldüğünden. Bakın her daim ne yapalım? Anlamsal gidelim. Çok burada önemsiz gibi gelebilecek bir previously told ifademiz var. Told ifadesinin denden sonra boşluk bırakılarak bir defa doğru cevap olduğunu unutmayalım YDS'de. Bakın dikkat. Önceden düşünül. Düşün, düşün demiyorum. Aktif kullanmıyorum. Düşünüldüğünden daha muhtemel olabileceğini gösteriyor. Then thought, then thinking demiyorum. Eğer ki ben burada thinking gibi bir aktif fiil kısaltması kullanmış olsaydım devamında ne yapardı? Bir nesne gerekliliği söz konusu olurdu. Guidance from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Amerikan Center for Disease Control and Prevention'dan gelen önlemeden prevention önleme demek prevent önlemek anlamına geliyor. Bundan gelen guide yönlendirmek, rehberlik etmek, guidance yönlendirme. Ne yapar bu yönlendirme? Bakın dikkat devamında iki virgül arasında ne yapılmış? Bir ek bilgi bize sağlanmış. Bakalım neymiş bu ek bilgi? which recommends people stay at least six feet apart. Which recommends ki bu yönlendirme ne yapıyor? Recommend yapıyor. Tavsiyede bulunuyor. Kime? insanlara ne yapma tavsiyelerinde bulunuyor? Stay at least six feet apart from one another. Burada aslında oldukça önemli bir yapımız görünmekte. Bakın people stay şeklinde bir ifadem var. Demek ki bu people stay ifadesi subject verb durumunda kullanılmış. O zaman buradaki recommend ifadesinden tabii ki önemli olan anlamak. Orası ayrı bir konu. Anlamak ama hani gramatikte bakacak olursak, anlamada güçlük çekiyorsak buradaki recommend tavsiye etmek fiilinden sonra that olduğunu unutmayalım ve devamı da ne yapmış? Bir noun clause oluşturmuş. Tavsiye ediyor. Neyi tavsiye ediyor? Sorun bu. Neyi tavsiye ediyor? İnsanların en azından six feet apart. Apart uzak demek. One another birbirinden en azından altı ayak uzaklıkta olmalarını kalmalarını tavsiye eden yönlendirme şeklinde bir ifade kullanıyorum. Ve şimdi ana fiile geçiyorum. Likely muhtemelen falls short. Ne yapıyor? Yetersiz kalıyor. Bir şeyleri tatmin edemiyor, memnun edemiyor neden yetersiz kalıyor? Bakın neden yetersiz kaldığına dair ne yapmış? Because sebep sonuç olarak kullanılmış. Buradaki because'un yerine dığı içinden dolayı ya da çünkü anlamına gelen because'un yerine as ifadesini ya da since ifadesini ne yapabilirdim? Kullanabilirdim. Çünkü yetersiz çünkü it doesn't take fluid dynamics into account. Take into account önemli bir ifade. Take into account ifadesi dikkate almak, hesaba katmak anlamına geliyor. Ne yapıyormuş? Akışkan dinamiklerini hesaba katmıyormuş diyor Borabi. İşte bunları katmadığından dolayı muhtemelen fall short yani yetersiz geliyor. Bir şeyleri tatmin edemiyor. She and her colleagues. O ve kalıkları yani arkadaşları. Ne yapıyorlarmış bakalım o ve arkadaşları? Have documented. Dokümen ifadesi kanıtlamak, göstermek, dokümantasyon, dosyalamak ya da kayıt tutmak. Kaydını tutmuş, kanıtlamış. Neyi? A droplet from a sneeze. Burası beraber kullanılmış bir yapı, ifade. A droplet from a sneeze. Bir hapşırıktan gelen bir damlacığı kanıtlamış. Bu damlacığın ne yaptığını kanıtlamış. Traveling more than four times that distance. Bu mesafe biraz önce demiştik ya 6 ayak boyu. İşte 6 ayak boyu mesafeden 4 kattan daha fazla seyahat eden bir damlacığı kanıtladı, gösterdi. Burada yine traveling ifadesinin oldukça değerli bir ne olduğunu unutmayalım. Verb ing adjective clause aktif kısaltma olduğunu unutmayalım. Aslında buradaki ifadem şu. Have documented a droplet. Bakın droplet ismini niteliyor. From a sneeze which travels more than four times that distance. Ne yapıyormuş? Seyahat ediyormuş. Burada a droplet ismini niteleyen bir ejectoklos kısaltmasıyla ne yapmışız? Karşı karşıya kalmışız. While sneezing is not one of the common symptoms hapşırma burada. Bakın bu verb ing'i de karıştırmayalım. Sneeze hapşırmak, sneezing ise burada isim hali ile gelmiş hapşırma. Yani aslında verb ing öznesi olmuş bu. Aman unutmayalım. Hapşırma is not one of the common symptoms of COVID-19. COVID-19'un yaygın demek common, yaygın semptomlarından biri. Neymiş? Not değilmiş. Bakalım neden while kullandım? While'ı da unutmayalım. Üç anlamda kullanılıyor. Bir tanesi oldo manasında e rağmen anlamına geliyor. Bir tanesi veres manasında ken anlamında taban tabana zıtlık yapıyor. Bir tanesi ise zaman bağlıcı olarak ken manasında kullanılıyor. Bakalım burada ne olarak kullanmış? Hapşırma, Covid-19'un yaygın semptomlarından biri olmamış, yok an asymptomatic person with seasonal allergies. Sezonsal alerjileri olan. Bakın dikkat. Buradaki with ifadesine de önem verelim. Bir asymptomatic kişi with seasonal allergies. Burada possessive yani sahiplik olmuş. Aslında ifadem şu. An asymptomatic person who, who has seasonal allergies sezonsal alerjileri olan bir asemptomatik kişi ya da a random sneeze ya da rastgele rastlantısal bir hapşırı olan kişi could still spread the germ mikrobu yine de ne yapabilir? Yayabilir, bilir spread yapabilir, yayabilir anlamında kullanılmış. Bakın burada neden while kullandım ifademe gittiğimde while ifadesinin kullanılma sebebi şu olmuş. Hapşırma Common değil diyorum. Ama common olmamasına rağmen yine de ne yapılabilir diyorum? görmü yani mikrobu yaya diyorum. İşte bundan dolayı oldu manasında eramen anlamında bir kullanıma girilmiş. Burada aslında stile önem vermek lazım. Still ifadesi genellikle aman dikkat zıttık bağlaştırını sever diyelim.